Ve 3,5 yaşındaki Ayda Gezgin. Ayda iki oyuncak bebeği de yanında hastane odasından kameraya el salladı. Gülümserken eksildiğini daha anlamamıştı. Babası Uğur, abisi Atakan, annesi Fidan'ı ondan habersiz son yolculuğuna uğurladı. Depremin mucizesi Ayda fark etmeden annesiz kalmıştı. İşte bu da hepimize yürek yarası oldu. Başında tacı, yanı başında bebekleri vardı. O kameraya el sallarken birkaç kilometre ötede annesi uğurlandı. 4 kişilik bir aileydiler. Babası Uğur, annesi Fidan, abisi Atakan. İzmir Bayraklı'da Rıza Bey apartmanında oturuyorlardı. Atakan okuldayken onlar parka gitti. Anne gelir gelmez üzerlerindekini çamaşır makinesine atmak istedi. Ama kader, sen planlar yaparken başına gelendi. Kaçamadılar. Ayda kurtuldu, ona can veren duvarlar annesine mezar oldu. Yürelim. Bir tanem, tut elim bakayım, bir daha tutmuşsun ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o enkazdan hayata çekilirken ekran başındaydı. Hislerini telefonla babasına anlattı. Gerçekten ben de hüngür hüngür ağladım. Allah sabırlar versin inşallah. Herkesi mutluluktan ağlatan Ayda hastane odasında bitkindi. Sadece hastayım diyebildi. İsteğin var mı? Başka bir şey istiyor musun? Morluk içindeki kolunu kaldırdı, el salladı. Köfte ayranı getirdiniz, istemedi mi, yiyemedi mi? Yiyemedi. Yumruk kadar bir yüreğe 91 saat karanlığı, açlığı, susuzluğu sığdırmıştı. Canı köfte ayran isterken kalbini aldığı yarayı öksüz kaldığını bilemezdi. İnşallah kısa zamanda da kucağıma alacağım yani. Depremin 107. mucizesi yeniden doğduğu gün gülümserken eksildiğini anlamadı. Babası, abisi, sevdikleri ona söylemeden enkazdan çıkar çıkmaz adını sayıkladığı annesini ondan uzakta tabutunu öpe öpe böyle uğurladı.